Arkadaşlar merhabalar bu videomda açılar konusundaki kazanım odaklı sorular kısmındaki 6. bölüm testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Bu bölümde açı ortaylarının oluşturduğu açılar var arkadaşlar. Ya şöyle formüller var. Formülle de yapabiliyoruz bazılarını formülsüz de yapabiliyoruz ama hani bilinse de olur bilinmese de olur ama bilseniz sanki daha iyi olacak. En azından kitaptaki soruları daha rahat yapabilmek için. ÖSYM soruyor mu? Vallahi bir şey diyemeyeceğim bu anlamda. Sormuyor uzun zamandır ama siz bilirsiniz. Çok da kolay 90 artı a açısı bölü 2 90 eksi a açısı bölü 2 de dış açı ortaylar arasında kalan açı. E, bir iç bir dış arasında kalan açı da sadece ve sadece a açısı bölü 2. Bütün açılarda ee, bütün açı ortaylarda A açısı bölü 2 formülü var. Bakarsınız şurada da örneği de var. Örneği değil gerçi. Açı ortayları kesişim noktası ile alakalı bir şey söylemiş. Onları biz konu anlatımında falan hep söyledik zaten. Bizim işimiz nedir? Soruları çözmek. Hadi bakalım. Birinci soru. Başlayalım arkadaşlar. Şimdi ne var burada? Hocam şuradaki üçgende bakın ABC üçgeninde bir iç açı ortay bir dış açı ortay. Arasında kalan açı X ise direkt açı ortaya çıkmayan yer neydi? 2 xte Ya x ise burası 2x'tir ya da 68 ise burası direkt ne yapıyor? Yarısı yapacaktır. 2x 68 ise x'i de buradan kaç buluruz? 34 derece olarak buluruz. Cevabı açıkça oldu. E, farz edelim unuttunuz. Hadi unuttuk. Bakalım ne yapacağız? Unuttu, bilmiyoruz ana böyle bir formül vardı. Nereden yapacağız hocam? Hadi bakalım yapalım. Yapacak bir şey yok. Şurada bir değer verelim şu açı ortaylara. Mesela buraya a diyelim, buraya b diyelim. Ama demektense zaten iki bilinmeyen oldu. Bir üçüncü bilinmeyene girmeden aynı cinsten yazabiliyor muyuz diye bakalım. Hocam şuradaki üçgende iki tane iç açının toplam bir dış açı yazabilir miyiz? Yazabiliriz. Yani a ile x'in toplamı buraya eşit olacak. a artı x oldu burası. a burası da a artı x. Neyi kullanmadın? 68'i. Hocam burada da büyük üçgende de 2 a ile 68'in toplamı buraya eşit olmaz mı? 2 a artı 68 eşittir. a artı x artı a artı x. Yani 2 a artı 2 x olacağından 2 A'lar nanay. Bak 2 x eşittir 68 oldu. Yani x de buradan kaç eşit oldu? 34 eşit oldu. Cevap böylelikle akçay oldu. Geldik 2'ye. Yine aynı şekilde formülle yapabilirsiniz. Birinci yol direkt. Hocam şu üçgende. Şuradaki üçgende. iki tane dış açı ortay arasında kalan bir açı olduğu için. Direkt nedir diyeceğiz buradaki açı? 47 açısı 90 eksi x bölü 2'ye eşittir arkadaşlar. E buradan x bölü 2'yi yalnız bırak bu sola atalım. x bölü 2 eşittir 90 eksi 47. Yani 43 mi kalıyor? Evet. 2 ile de 43 çarparsak x de kaç yapıyor arkadaşlar? x de 86 yapıyor gençler. Yani ikinci sorunun cevabı böylelikle akçay oldu. Farz edelim unuttuk. İkinci yol diyelim. İkinci yol unuttuk. E hocam ne yapacağız? Bu açılara a a bu açılara da b b diyelim isterseniz. Hocam a artı b belli mi bu üçgende? Belli. A artı B artı 47 eşittir. 180 olduğundan A artı B'yi kaç buluruz? 133 buluruz. Peki X nerede? Sarı üçgende. Sarı üçgenin açıları lazım bana. Ee, buradaki iç açıları yazabiliriz. Ya da isterseniz hocam iki tane dış açı var. Bir de burada dış açıdan gitsek daha iyi olur da diyebilirsiniz. Ee, ama siz genelde iç açıdan yazıyorsunuz. Ben iç açıdan yazayım. Hocam burası 180-2A. Burası 180-2B olduğundan x artı 180 eksi 2 a artı 180 eksi 2 b eşittir ne olacaktır 180 olacaktır 180'ler gitti mi buradaki gitti x buradan neye eşit oldu 2 a artı 2 b eksi 180 e eşit oldu a artı b 133 ise 2 a artı 2 b 266 değil midir 266 eksi 80 de kaç yapıyor arkadaşlar sanırım 86 yapıyor yani cevabı böylelikle yine üçgen bilgisini 86 buluruz Dolayısıyla cevap Akçay oldu. Geldik 3'e. E hocam dış açı ortay dış açı ortay. tane dış açı Ya Allah aşkına şimdi ne yapmalıyız burada? Burası da 70 derece olarak da verilmiş. Vallahi direkt formülü de uygulayabiliriz. Ya da a a demeye de gerek yok aslında. Niye? Burası 70 ise 180'den 70 çıkart. 110 2'ye böl. 55 55 buraları. E hocam buraların 55 55 olması bir işimize yarar mı? Bakalım 55 sa şurada kaçıyı buluruz aslında. Evet. Ya da hocam direkt bu üçgende şu açılar lazım dedik ya bize. Bak iki iç açının toplamı bir dış açı. Yani şu açının tamamı kaç yapıyor o zaman? 70 artı 2x yapıyor. 70 artı 2x'i de 2'ye böldüğünde 2 eşit parçaya bölündüğü için burası. 35 artı x'e 35 artı x yapar. Bak illa formülden yapmak zorunda değiliz. Bakın burada ne çıktı? Hocam şu üçgende iç açılar toplamı 180. Yani x artı 10 artı 35 artı x artı 55 eşittir 180 olacağından. Burada 2 tane x var 2x. 55, 35 daha 90, 10 daha 100. 180'den 100 çıkınca 80 oldu. X'i de buradan kaç bulduk? 40 bulduk. Ama x istenmiyor benden ac isteniyor. A, C, E. Yani 35 artı x isteniyor arkadaşlar bizden x neydi? 40 olduğundan dolayı 40 artı 35'te kaç çıkıyor arkadaşlar? 75 çıkıyor. Yani 3. sorunun cevabı böylelikle Cihan oldu. Geldik 4'e. E. Ee, i̇lla böyle formülden yapacağız diye bir şey yok. Dedik ya hocam x eşittir 90 eksi a açısı bölü 2 dersin. Hocam 125 eşittir 90 artı a açısı bölü 2 dersin. Taraf tarafa toplarsın a açısı bölü 2'ler gider. Birinci yol bu. Ya da şimdi arkadaşlar şimdi şuraya bakacak olursak. Burada bir iç açı ortay ve bir dış açıortay var. A, A, B, B diyecek olursan 2A artı 2B 180 eşit değil mi? E hocam buradan A artı B kaç çıktı? 90. Oo, burası 90 oldu. Hocam buraya da C, C, D, D dersem CC C diyeyim dememe gerek kalmadı ama neyse. 2C artı 2D 180 olduğundan C artı de kaç bulursunuz yine? 90. Hocam burası da 90, burası da 90. Aa ne güzel oldu. Sen şimdi X'e baktığın zaman, X'e baktığın zaman X nerede? X ve 20, 125 şu dörtgenin elemanı değil mi? Evet. E, dörtgenlerin iç açıları toplamı neydi arkadaşlar? 360. Yani X artı 125 artı burası da 90, burası da 90. 90 artı 90. 90 artı 90 eşittir kaç yapmalı? 360 yapmalı. Dört geniş açıları toplamından. Hocam zaten 90 90 180. 360'dan 180 çıkarsa 180 yapar. E, X de buradan 180 eksi 25 yapar. Yani kaç yapar? 55 derece yapar. Dolayısıyla dördüncü sorunun cevabı böylelikle denizli oldu. Yine bakın formüle bağımlı kalmadık. Formülsüz bir şekilde sonuca ulaştık. Arkadaşlar o zaman Dördü denizle bulduk. Geldik beşinci soruya. Hmm. Yine aynı şey aslında arkadaşlar. BTC açısı kaç derecedir diye soruluyor aslında bize. Şu iç çemberin merkezi demiş. İç açı ortayların bakın bir üçgende bak ABC üçgeninin şu ABC üçgeninde I noktası iç açı iç çemberin merkeziymiş. İç çemberin merkezi demek I'dan geçen iç açı ortay oluyor anlamında. Hocam I'dan geçen bu da iç açı ortay olacak. Sonra T'de ABC üçgenin yani sarı üçgenin dış D çemberin merkezi. Dış D çemberin merkezi de dış açı ortayların kesim noktası anlamına geliyor. E hocam buradan geçen de böyle bu dış açıyı iki eş parçaya bölecek. Şu açılarda birbirine eşit diyeceğiz. Biraz önceki yaptığımız soru gibi ama bu sefer bunu farklı yolla çözeyim isterseniz. A açısını kullanayım isterseniz. Hocam bu 3 alfa neye eşit? 3 alfa. 90, 90 artı a açısı bölü 2 eşit. Hocam alfa artı 20 neye eşit? Alfa artı 20 de e, iki tane dış açı orta arasında kalan açı olduğu için 90 eksi a açısı bölü 2 eşit. Hocam a açılarından kurtulmam lazım. O zaman taraf tarafa toplarsam 4 alfa artı 20 eşittir. 180 mi yaptı? Çünkü a açısı bölü 2'ler gitti. Bakın çözüm buradan daha kolay da biraz öncekinde formülsüz de yapılabildiğini göstermek istedim aslında size. 4 alfa 160 sağ alfayı da buradan kaç buluruz gençler? 40 derece olarak buluruz. Yani kaçıncı soru bu? 5. sorunun cevabı alfa ist A, B, T, isteniyor bizden. Bir an duraksadım. BTC Yani alfa artı 20 isteniyor. Soruyu niye okumuyorsun kardeşim? Bak 40 artı 20 isteniyor. Yani cevap böylelikle 60 oldu. Yani cevabımız böylelikle denizli Oldu gençler. Evet 5. sorunun cevabı Denizli oldu. Geldik 6'ya. 6. sorudayız. Neler verilmiş? Hocam 70 var, 160 var, x var. A, D ile D birbirine eşit verilmiş. Allah Allah. Şu ana kadar hiçbir şey yapamıyorum. O zaman soruyu okuyacağım. Okumaya devam. E, A, B, C üçgen işte çember merkezi. Herkese bak, bak 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 bak. E madem işte çemberin merkezi. Hocam C'den gelen E'den geçiyorsa iç açı ortay olacak. Burası da X olacak. Hocam A'dan gelen E'den geçiyorsa bu da açı ortay olacak. Tamam. A hocam bu açı ortay. Bu da açı ortay. Ben şuradaki iki tane iç açı ortay arasında kalan açıyı bulurum. Nasıl bulurum? Açı ortay çıkan yerler değil de çıkmayan yerin yarısıydı değil mi? Yani formülde. Yani burası ne? Buradaki açı ne olacak arkadaşlar? 90 artı açı orta çıkmayan yer 70. 70 bölü 2'ye eşit olacak buradaki açı. Yani 90 artı 35'ten 125 eşit oldu. Arkadaşım burası 125 ise 160 125 daha 205 mi yaptı? Evet yok 285 mi yaptı? 360'tan da 285 çıkartırsam 75 mi bulurum? Evet burada kaç şey? Kaç derece bulduk? 75 bulduk. Çünkü 160 ile 125 topladım. 285 yaptı. Tam açı olduğundan dolayı 360'a tamamlayan açısı. 360'dan 285 çıkınca 75 yaptı burası. E burası 75 ise hocam burası da 75'tir. İkiz kenarlıktan dolayı. 75, 75, 150 ise buraya kaç kaldı? 30. E hocam burası da 30. E benden x isteniyor. 125, 30 daha 155. 180'e tamamlayanın kaç yapar? 25 yapar arkadaşlar. Yani 6. sorunun cevabı da böylelikle Edremit oldu. Evet gençler böylelikle bölüm kaçtı bu? Sanırım bölüm 6. 6. bölümünde testlerini bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda o şeylere geçiyoruz. Klasikleşmiş sorulara geçiyoruz. Klasikleşmiş sorularda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.